Cumartesili, pazarlı! Buyurun Cumalı Bey. Emredin Cumalı Bey. İnsanlarımızı kel bırakacak olan jölelerimizin üretimi tamam mı? Hı? Tamam Cumalı Bey. Evet Ruhsar'cığım. Gözüm abla, mazhar. Mazhar, gözüm. Saadettin, kocası. Gözümün kocası. Mazhar. İlk kitaplar ne kadar üretildi? Bir dakika. Ha? Bir takım konuşmalar duyuyorum. İnsanları kel bırakacak jölelerden şimdilik ilk etapta 1 milyon adet ürettik Cumalı Bey. Nasıl, yeter mi efendim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milyon, 100 milyon, 1 milyon. Ben bu sesi tanıyorum. Şimdilik yeter. Ben sıkıntı kalırsam bütün dünyadakiler de kel kalacak. Bu ses, evet, jöle firmasının sahibi Cumalı Bey'in sesi. Tanrı kralı Cumalı. Aman Allah'ım, duyduklarım doğruysa bu Cumalı Bey bir manyak. Önce derhal bu reklamı durdurmalıyım. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Gözüm abla, Ruhsar, benim şimdi acilen gitmem gerekiyor. Ay ben de zaten gidiyorum Mazhar'cığım. Ruhsar'ın bu vaziyette öbür tarafa gelmesi mümkün değil biliyorsun. Ben de gideyim de ona iliştirmenin yollarını arayayım. Gözüm abla, en azından ben dönene kadar siz yanında kalın. Ne olur ne olmaz. Peki canım. Affedersiniz hanımefendi. Bu adam kim? Aman tanrım. Gitti gül gibi saçlarım. Keltoş oldum. Ağlama. Ama arkadaşlar, yani hepimiz aynı anda nasıl kel olduk? Ben bunu anlamadım. Demek ki hepimiz bulaşıcı bir kellik hastalığına yakalandık arkadaşlar. Evet. Aman Allah'ım. Demek ki duyduklarım doğruymuş. Ya. Ne oldu kanka? Bütün bu olanlar o Cumalı denen herifin yüzünden. Ha? Saçlarınız onun jöleleri yüzünden döküldü arkadaşlar. Vay alçak herif vay. Şeytan kulağına kurşun. Allah korusun. Rezalet bu ya. Şu halimize bakın ya. Hepimiz aynı grubundaki kel gibi olduk. Evet ya. Kel sarışın kel. Kel. Kel sana aşığım kel. Benim anlamadığım bir şey var Menkıbe teyze. Neymiş o anlamadığın Fatmacıkçığım? Sen sus. Söyle bakalım. Neymiş o anlamadığın Fatmacıkçığım? Ben ne dedim? Ben niye kedi oldum? Ve siz niye hala cadısınız? Hayır, orasını karıştırma. Onu ben de bilmiyorum. Niye üstümüzü hala değiştiremiyoruz? Niye makyajımızı değiştiremiyoruz? Bilemiyorum. Allah'tan. Peki neden ben tekerlekli sandalyeler dururken tekerlekli taburede oturuyorum? Diyorsun. Bak Fatmacık. Oturma araçlarının içinde en lüksü tekerlekli koltuktur. Ondan sonra orta direkler için tekerlekli sandalyeler vardır. Fakirler içinse tekerlekli tabureler vardır. Abimin sana acıması için doğal olarak sana en ucuz, en fakir işi olanını aldık. Bilmem anlatabildim mi? Ya. Kızlar. Bu plan hayatta tutmaz. Şimdi biz daha güçlü, daha ilginç bir plan bulmalıyız. İyi de anne, bulacak başka bir şey kalmadı ki. Siz hiç merak etmeyin. Ben buldum bile. Gelin anlatayım. Şimdi. Al bakalım şelale. Düşürmeyin ha. Dikkat edin. Bu ilaçları zor buldum ha. Çok değerli, çok pahalı. Al bakalım. Sen de şunu. Ne? Al sen de şunu. Şimdi bu ilaç saçlarımızı yerine getirir miymiş? Merak etmeyin, sordum soruşturdum. Bu ilaçlardan içince saçlarınız hop eski haline gelecek. Yalnız küçük bir yan etkisi var. İktidarsız yapıyor. Artık katlanacaksınız. Saç mı ektirsek acaba? Bence önce bu adamı bulup ondan sonra üstüne de 3 tane doberman salıp 100 metrede koşturalım arkadaşlar. Evet. Buldum. En iyisi biz bu adamın vücudunda ne kadar kıl tüyü varsa hepsini tek tek cımbızla yolalım arkadaşlar. Evet doğru. Bir dakika. Saçma sapan konuşmayın. Bunları yapabilmek için önce Cumalı denen o herifi bulmak lazım. Doğru. Şimdi takılın peşime Cumalı'yı. Hadi yürüyün. Bir dakika. Arkadaşlar bu kafalarla hiçbir yere gidemeyiz. Evet, ben hiçbir yere gitmem. Ben de gitmem. Ben de gelemem yok.
Siz bu kafayla hiçbir şey yapamazsınız Allah'ın dangalakları ya. Tamam, o zaman tek saçlı ben olduğuma göre ben herifin peşine düşüyorum. Hadi al asmağı. Hadi bakalım. Aslan. Tamam, sana güveniyoruz kanka. En büyük masar. Sizin için kendimi tehlikeye atıyorum. Sağ ol. Sağ ol masar. Hadi bakalım. En büyük masar bizim masar. En büyük masar bizim masar. En büyük masar bizim masar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün.